E ben bu maçta mutlaka olmazsa olmaz diyorum yani. Çünkü yani, o Haladze maçı ilk maç atılıyor musun? Galatasaray maçı nasıl başladı? Ah Topot gibi bak öyle bir diziliş vardı evet. ki. Top başlama <laughs> düdüğü, takım böyle açılıyor. Bak izlerken istedi aldım. bak her maçta istedi Galatasaray. Bak Galatasaray'ın bütün o 5 maçı düşün. ...saldıran, basan, koşan bir takım var ve geri dönen bir takım var. Herkes ne yapması gerektiğini bilen bir futbolcu topluluğu vardı. Biraz önce değil mi bak açılıyor böyle bir bakmışsın ki açık İlk alan... maç gol yemedi değil mi Galatasaray? Evet. Ne zaman yedi? Lokomotiv maçı, hayal kırıklığı. Az kalsın bir sonra tane daha yiyorduk. Az, az bir tane daha yiyorduk. Şunu söylemek istiyorum. Rakiplere çok fazla pozisyon vermiyoruz. Çok doğru hücum ediyoruz, çok doğru savunuyoruz. Çünkü çok güzel bir alan savunmasıyla başlıyorsun. Adam savunması ta, 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 değil, alan takım savunması. Takım bir kat... alan. Takım bir halinde açılıyor, çok işte doğru. Takım halinde. Bir Hı. açılıyor bir kalp alıyor. Bunun ne? Alan savunması. Ya tekrar maçı izlerken bir bakıyorum ki 20 futbolcu böyle. Bir bakıyorum ki 20 futbolcu açık vaziyette. Birisi kaç çizgisinde orada. Birisi orada anında orada. Hani o alana o kadar güzel yayılıyorlardı ki. Rakibi hata yapmaya adeta teşvik etmişti o Lazio maçında. Marsilya maçı herkese aynı şekilde. E Tabii Lazio maçını kaleci hatası üzerinden okursak yanlış olur. Sadece kaleci değil o savunmadaki hayır, hayır. paslaşma seni orada e, pres... Yani o kadar doğru oynadı ki, o kadar güçlü istedi ki maçı. O hataya teşvik ettiler. Aynısını Lazio yapacak bak. bak maçı başlamadı, maça daha var saatler. Ben akşam Lazio'nun aynısını Galatasaray yapacak ama Galatasaray burada e, oyuna gelen diye yine oyuna getiren olabilir. Ama Lazio bunu yapacak çünkü Lazio'nun galibiyetten başka ihtiyacı yok. Başka bir şey kurtarmıyor. Galibiyet. Dolayısıyla Sarri burada maçın başında gol atıp belki fark açmak isteyecek. Belki gol beklerken bir kontratak. Cak neyse Cak ne. Halil Halil. Orada bir gol atarsan çok büyük avantaj yakalarsın. Büyük avantaj. Yani gol atmak isteyen bir Lazio'ya karşı bir bakmışsın maçın başında gol attın. Marsilya maçında olduğu gibi çok büyük rahatlatma olur yani. E çünkü çünkü da dediği gibi kazanmak için sahaya çıkacak. Yani onda 8 puan. Hiç başka çaresi yok. Başka şansı başka yok bir yani. Şans, seni orada galibiyet ve gole varacında burada Marsilya'ya dediğin gollerle Lazio'yla eşitledin. Orada sen galip gelmen halde 1-0 bile kalmış olsan avarajla Lazio gidiyor. Tabii. 4-4 yani çünkü. Çünkü bir avarajla orada 4. çıkıyor. O yüzden yani burada Galatasaray'ın ne oynayacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Hayır bu arada. Onların da kaybedecek bir şey yok. Ya kazanacağım tabii, tabii. ya kazanacağım ya kaybedeceğim ama ne olursa olsun ikinci sıradaki yerini de koruyor adam. Dolayısıyla saldıracak. Ama şey şu var. Burada hesap grup birinciliği, ikinciliği. İşte, hayır, Biz hayır. Hayır şunu söylemek Bu kadar şimdi, şimdi avantajlıyken değilken... hayır. Şimdi Lazio'nun 8 puanı var takipçisinin 4 puanı var. O kopmuş orası abi. Şimdi söylemek istedim. o bu Lazio'ya saldırma motivasyonunu veriyor. Veriyor veriyor. Yani ikinci Laz garanti dediği Lazio gibi. Lazio 7 puanda olsa arkadaki takım 4 puandaki takım kontrolü oynarsın. Dikkat olsa Lazio beraberliğe bağlayayım der. Burada Doğru. hiçbir Ama... şansın yok galibetten başka. Oyuna başlarken de kaybedeceksen de kaybet. Ama orada tabii, sen galibiyet adına tabii, başlıyorsun. Tabii, 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 tabii. Bu bir avantaj aslında Lazio için. Bu bir dezavantaj değil. Bizim tamam, için, o da, bizim o da öyle için diyor. avantaj. Bizim için avantajı şöyle. Bak yine söylüyorum. O başlangıçta daha birinci dakikada düdük çalacak. Hmm. Top Lazio ile başlıyorsa hmm. hemen gol atmak isteyecek. Sağılırsın abi. Biz burada ne yapacağız? Biz burada o saldırı esnasında. Burada da mesela hmm. direkten dönen topu vardı. Lazio'nun pozisyonları vardı. Hmm. O arada sen gol atarsan ondan sonra 80 dakika biz <laughs> oraya abi hepsini. Geriye kal. Hani o muhtemelen... Eğer erken bir gol bulursan, oyunun belli bir önünde belki hiç oyuncu değişikliği erken olmadan bir bakmışsın ki oradan orta sahadan bir oyun çıkar, oyun dama gelir, savunmaya bir stoper daha alır, her şey olabilir. Yeter ki o golü at, yemeden. Ha, yemeden maçın 0-0 biteceği her dakika, ya, 20 dakika, 30 benim, dakika. Kafamdan benim eee 4-2'lik Marsilya maçı geçiyor. O kadar gol o kadar gol meselesi o, o oyun coşkusu, o oyun arzusu. Sen hatırlıyor musun? Biraz daha kontrolü Ke aynı Airel, oyun olmayabilir. Kerem dedi mi sakatlanan ama evet. çıkmak istememek için hmm. direnen. Evet. O, o futbolcu grubunu istiyorum yani. Ya Galatasaray'da bu hep olmuştur. Rafa Kupası'nda Bülent Korkmaz kolu kırıldı, oyuna çıkmadı. Emre Belezoğlu o zaman sakatlandı. Oynadı. Ya, bunlar var ama bugün Galatasaray aynı yani Marsilya maçındaki futbolla başlayamaz. Daha kontrollü. Daha çok böyle ne istediğini bilecek. Yani ben bir gol atayımdan daha çok ilk önce gol olacak yani. Tamam. İşte rakibin tam tersi ha, Gol yemeyeyim derken ya. kapalı savunma anlayışı da değil hani Yok, da aynı de, orta söyleyelim. sahada. O biraz önce söylediğim gol atma arzusu var ya. O rakibin <laughs> gol atma arzusuyla üstüne geldiğin anlar, o dakikalar senin için fırsat olacak. Bir de burada Immobile mi yoksa Vedat Muriçle mi? Orada bir defa önemli oynamamış olsa bile Vedat Muriç oynayacak. İmum... Yani golcüsüz maça başlamaz. Tabii. Hani Galatasaray maça başlar, Jack Muhammedsiz başlar ama Lazio sana gol olduğu yerde başlamaz. En kötü Vedat Muriçle başlar yani Immobile oynamıyorsa boca karar verir, sarı karar. Bu maçta çok, futbolcular da bireysel olarak artı sağlayacak şeyler var, alternatifler. Mesela bakıyorsun Kerem'i izliyorlar. Hem Fransızlar hem İtalyanlar izliyor. Mustafa Muhammed oynayacaksa izliyor. Marko'yu, Marko izliyorlar. Verkan, Berkan evet izleniyor Almanlar tarafından ki e, bunları ekstra bir motivasyonu daha var. Evet buradan lider çıkmak. Lider çıkamazsak işte Barcelona, Dortmund gibi takımlarla oynayacağız. Eğer buradan lider çıkarsan şubatta maç oynamadan gideceksin. Şimdi Kerem sözleşmeyle de ekstra bir motivasyon sağladı. Marka yaşananlar, düşündü bakın biz Kerem'le Marka'yı bundan iki ay önce neler konuşuluyordu? Şimdi dün, şimdi uf bozlar vazgeçilmez dün, ve dün, çok ciddi para kazanılacak. Dündar Keşaplı dedi ya, başkanla Fatih Hoca bir, bir buçuk saat bir araya geldiler, toplantı yaptılar. Orada tabii sadece hocanın sağlık durumu değil, bence orada transfer de masaya yatırıldı, savaş. Şimdi lider çıkması halinde Galatasaray'ın, ona göre bir planı, ikinci çıkması halinde ona göre bir planı. E, lig performansı. Her şey şimdi. yolunda mı? Ben, Mesela, ben şu anda... Savaş, başkanla hoca arasındaki her şey yolunda mı? Şu anda Galatasaray'ın grupta lider olmasına rağmen hiçbir şey yolunda değil. Transfer yolunda değil, yaşananlar sonunda değil. En son kadın futbol maçındaki yaşanan olaylar. Burak Elmas'ın açıklamaları, camiayı beklenti içinde sokup da açıklama yapmaması... Hocanın dünkü açıklamalar arasında Ümit Öztürk isminden bahsedip bugün Ümit Öztürk'ün maça verilmesi, gibi birçok etken var. Her şey yolda dersen ben yalan söylemiş olurum. Şu anda her şey bir buçuk saat ben zannetmiyorum ki dün orada transfer konuşulsun. Zannediyorum ki transfer konuşulmamıştır. Yani Fatih planlama hocanın, belki. Planlama Fatih Hoca'nın basın toplantısında yaptığı uygular, Fatih Hoca'nın sistemine karşılık Burak Elmas'ın hiçbir şekilde açıklamaları beklenen açıklama yapamaması bunlar konuşulmuştur daha çok. Ama ben şu anda tüm konsantrasyonu, bak tekrar söylüyorum Fatih Hoca'yı kutluyorum. Fatih Hoca'yı tebrik ediyorum. Böyle bir ortamda başka bir teknik adam evinde oturur maçı izler Daykut. Yani Allah kimsin başına Sağlık her şeyden daha önemlidir. Sağlığımızdan daha kıymetli bir şey var mı? O yaşamış olduğu hastalık içinde, acı içinde buradan deplasmana gidiyor. Bazın toplantısındaki ben Fatih Hoca'yı uzun yıllarda tanırım. Fatih Hoca bundan yıllar önce evin önünde tekneye binerken halat parmağını koparmıştı. Oradan dalgıçlarla parmağını buldu. Tekrar diktirmişti. Hakikaten çok inatçıdır. Her şeyde savaşçı bir ruhu vardır bu şekilde bile belli etmemeye çalıştı. Yani izlerken bilmem ama ağrıları vardı söyledi ağrıları. Ya vardır mutlaka vardır ama konu Galatasaray olunca Fatih Terim'in reaksiyonları farklı oluyor. Biz, biz mesela şimdi Fatih Hoca'yı eleştiriyoruz değil mi? Mesela Emre Belezoğlu ile Bülent Korkmaz bu işin sağ içindeki en tap yaptığı adamlardır belki de. Saha dışında melek. Saha içinde böyle. Şimdi Fatih Terim Konu Galatasaray olunca başka reaksiyonlar gösteriyor. Yani hayatını futbol adamış bir adamdan bahsediyoruz. Ama futbol derken de Galatasaray'ın Fatih Hoca'nın hayatındaki yeri bambaşka bir nokta. 50 seneye yakın canım. Bambaşka bir noktada. Yani onunla yaşamış, güzel onunla bir gülmüş. Ya. Bak Emre Belezoğlu, Bülent Korkmaz böyle birkaç isim daha sahaya içinde oldukça agresif. Taraftarların farklı yakıştırmalar yaptığı isimler. Ama saha dışında bambaşka. Bak Bülent Bambaşka. Özür dilerim. Bülent, Bülent Hoca ile çok e, yakın bir ilişkim yok. Hani biliyorum birçok e, yönünü biliyorum. Çok özel bir insan, kıymetli bir insan. Ama Emre'yi o kadar farklı örneklerle anlatırım ki. Herkese şunu söylüyorum bak. Oturalım şurada yarım saat. Emre Belacoğlu'na nefret ediyorum diyen. Yarım saate gerek yok. Bak, bak. nefret ediyorum diyen adam şuraya otursun bak. Yarım saat sonra bambaşka duygularla kaldırırım ben Ben sana burada katılıyorum. Yarım saate gerek yok. Zaman zaman kızarız, taraftar olarak bak zaman bir çok insanın Bu başka kızar bir şey. saha içindeki hareketleri. Başka bir şey. Ama yarım saat içinde bambaşka. Aynı şeyi Hı. Fatih Hoca için de söylerim. Fatih Hoca'ya kızarlar, sevmeyen sevmez, seven çok sever. Ama Fatih Hocanın şurada oturun, bir yarım saat sohbet edin, sohbette futbol konuşulsun, özel hayat konuşulsun. Atıyorum yani ne olursa olsun içinde bambaşka bir Fatihlerin potesi görülsün. Çok babacan. Hani çok başka. Kızdığı adamın da gönlünü alması çok iyi bilir. Bak sana kızsın Aykut telefon açsın atıyorum fırça atsın ya da herhangi bir şeyden dolayı bu böyle olur mu desin. Yarım saat sonra o eğer böyle kendini bir dinlediyse Aykut ya kusura bakma ya biraz önce böyle bir şey olmuş der. Bambaşka bir babacan tarafı var. Bir de tabii ki agresif tarafı var. Ama o agresiflik de başarı getiriyor. Eğer başarılı olmak istiyorsan agresif olacaksın. Başarılı olmak istiyorsan zaman zaman gergin olacaksın. Zaman zaman sinirli olacaksın. Zaten o başarı oradan geliyor. Yani sen bana böyle sürekli sakin kalıp da başarılı, istikrarlı, sürekli olabilen bir insan göstersene o zaman çok fazla olmaz. O yüzden yani o futbolcuların sahadaki olayı yıllarca Bülent korkmaz denildi. Yıllarca işte Emre Belezoğlu denildi. Şimdi aklıma gelmiyor birkaç tane daha var böyle saha içi, saha dışı başka olan. Bu insanlarla da oturup dediğin gibi sen Emre Belezoğlu'yla burada otursan şimdi... şimdi sorular da var tabii. Galatasaray'ın Santrafor transferi olacak mı? Kim Sandra gidecek? Evet, Cagne ya da Mustafa Muhammed gönderilir mi bilmiyorum. Belki Savaş daha iyi bilir tabii de. Şöyle söyleyeyim. Ama hemen yani böyle bu, bu konuyla bu, alakalı çalışıyorum. Üç çalışma. tane, üç tane orada adam varken transfer olmaz herhalde. Birisi gidecek ki. O zaman hemen Birisi gidecek, gelecek. Gitcek. Gidecek ki benim açımdan Muhammed. Benim açımdan ben Muhammed. De, ben de onu o zaman <laughs> tamamlayayım. E, Atalanta kulübü. Yaklaşık bir ay önce falan sözlü olarak bir teklifte bulunmuştu Galatasaray kulübüne. Bugün de ta ki bir ay önceden planlanan bu maçı izlemeye geliyorlar. Hı hı. İtalya'da zaten yani Atalya, Atalanta kulübü. Galatasaray'ın 31 Aralık'a bir şey kalmadı. Bugün ayın onu e, 10'u geliyor. Aşağı yukarı 20 günlük bir süre var. 20 gün içinde o 4.5 milyon doları yatırıp önce alacak, sonra satacak. Bugün Mustafa Muhammed oynar ya da oynamaz. Kaç dakika sahada kalır bilmiyorum. Ama Atalanta kulübü başkan ilk kez Avrupa maçına gitti bu arada. Şu an bundan önceki 3 maçın hiçbirine gitmemişti. Burada takım halinde hatta yönetim tam kadro gitti. Bir tek Rezan Öpezdemir gitmedi. Şey Rezan Öpezdemir'i e götürmediler sana. mi? Kendisi mi gitmedi bilmiyorum. Musa Muhammed Galatasaray'da mı? Tabii canım, şu anda mi? her şey hazır. <gülüyor> Hayır <gülüyor> şu, şöyle <laughs> söylemek istiyorum. Şu anda, anda abi belgeler Aynen. hazır. Yazışmalar, Sabah, protokol. Bak, sezon başında bu çocuk gidiyordu değil mi? Sezon başında Bordo'ya gidiyordu ama Galatasaray alıp gönderecekti Aynen. aynı şekilde. Şu anda Musa Muhammed fiziken burada da. Zinsan ne kadar Galatasaray'da yani? Bence... Bu kadar içeride dışarıda olmasan ama yine burada. Ay en son Karagümük maçı. Golünü attı. Savunmadan tamam. geldi. Topunu çıkardı. Koştu tamam, mücadele tamam, etti. Tamam ama. Bu maçta da tamam. aynı şekilde. Bizim bizim hayal ettiğimiz, bizim sevdiğimiz, beğendiğimiz her futbol severim. O ilk başlangıcı hatırlıyor musun? <laughs> Fenerbahçe maçı gol attı. Evet. Şunu söylüyorduk işte. Drogba kadar güçlü. Elmander kadar savaşçı. Gomis kadar gol vuruşu yapar. Doğru. Yaşı genç. Hırslı falan böyle özel bir adamdı ve üstüne koyarak gitmesini bekliyordu. Sonra diz sakatlığı yaşadı. Sonra bir daha yaşadı. Üst üste. Iki... Çok küçük yani ağır bir sakatlık. Hayır yaşadı hayır. Bir ara Covid. Yani, nüksetti ama yani Oynamadı sakatlandı. Yani. Sonra bir çok daha çok. sakatlandı. Ee, i̇şte o toparlanma süreci vesaire derken o başlangıç formunu bir türlü yakalayamadı. Ve yani ne kadar Galatasaray'ın içinde tamam fiziken burada ama Hani ne kadar o... Galatasaray içinde olduğunu kendi beyanına göre söyleyebilirim. Hı hı. Galatasaray'da mutluyum. Terim oynamamasına rağmen benim babam gibidir. Tamam. Benim hedefimde İngiltere, Fransa, İtalya hı. buralar tabii ki var. Ama bu transferi gerçekleşirken Mustafa Muhammed'in şunu çok net söyleyebilirim. Setentiyen'in normalde 6 milyon dolar bon bonservisine peşin verip almak isterken... Mustafa Muhammed Galatasaray'a dönemek istediğini ifade etti. Ve Galatasaray'a geldi. Şimdi burada bu süreçte geçen senekinden tabii ki uzak ama kolay değil. Cagney'iniz var, Halil'iniz var bir de Muhammed'iniz var. Yani bu üç tane golcünün olduğu yerde... Evet aynı golcüleri üst üste çok fazla izleyemedik. Ama oyuna girdiği anda küsmeden işini yapabiliyor. Son geçtiğimiz hafta oynanan maçta Mustafa Muhammed oyunda kaldığı süre içinde bence ceza sahasının içinde son derece gezindi, istedi. Beklediği toplar alamadı ama hep var oldu. Hep bir iki oyuncu düşürdü oyundan. Burada kalan süreçte ilk yarıda kaç maç oynar nasıl olur bilmiyorum ama 31 ağlığa kadar Galatasaray servisini alır. Mustafa Muhammed'in hedefi gerçek birinci hedefi Galatasaray'da başa olup sonra İngiltere'ye gitmekti. İtalya ya da belki de İtalya'dan İngiltere'ye geçecek. Ama Türkiye'ye Galatasaray'ı tercih etmesi buradan sonra bir sıçrama. Hemşerisi, vatandaşı, <laughs> milli takımdan arkadaşı, dünya yıldızı Muhammed Salah'la da çok iyi arkadaşlar. Milli takımda da beraberler. Muhammed Salah'ın olduğu lige gidip orada futbol oynamak bu, hedefi var. Mehmet Emin'in bence sormak istediği soru şuydu. Neden bu o geleceğin transferi, geleceğin golcüsü olarak lanse edilen oyuncu ne oldu da böyle hemen bir anda kopu verdi? Bir anda kopmadı. Hayır. Kopan bir şey yok. Ya da düşüşe geçti. Yani Öyle bir başladı ki bizim beklentimiz çok yüksekteydi. İyi de başladı. Çok da iyi var. Yani müthişti hakikaten. Yani çok kısa sürede gücünü konuştuk, tekniğini konuştuk, hızını konuştuk, arusunu konuştuk ama o başlayan adam yok şu anda. Maalesef yok. Kendi özel hayatında da bir bak çalkantılı dönem oldu. O arada Fatih Hoca bilerek birkaç maç oynatmadı. Bunu da kabul edelim. Hı. Futbolcunun kendi özel hayatında tırnak içinde söylüyorum. Orada da bir gizli cezalar vardı mesela. O çok süreçte de. iyi oynarken de birkaç maç cezalandırıldı <laughs> bence. Çünkü... Dikkat başka... et. Dikkat et. Kendine demek özel gibi. hayata çok fazla girmek istemem. Beni bizim Ben futbolcunun kişilerinin özel hayatına girmem ama oradaki özel hayatındaki yanlışlarından dolayı da bir süre kıza çekildi. Bunu da kabul etmek lazım. Bu arada Karagümrük sakatlıkları nedeniyle Mehdi Benatya'nın futbolu bıraktığını açıklamış. Baba Kars Fatih Karagümrük sakatlıkları nedeniyle Mehdi Benatya'nın futbolu bıraktığını açıkladı. E Benatya'da bir dünya starıydı. Gerçekten iyi bir oyuncuydu. Zaten çok da sakattı. Ee, Karagümrük takımı da oyuncuyla yolları ayırmış nevi. Şöyle, Süleyman Başkan yerini doldurur. O, Benatya hiç anlamazsın bile. Yani. Kim gitti, kim geldi. Bir tek Benatya üzerinde söylemiyorum. Çok yani. oynamadı ama. Benatya üzerinde söylemiyorum. Karagümrük'ten bir oyuncu gider. Kimi bırakır, top, top, kimi sistem. ayrılır. Süleyman Irma var orada. Şey şimdi teknik adam parolayı şimdi Fenerbahçe alsın. Yeni bir parolalı bulup getiriyor. Tebrik ediyorum yani futbolcu. İyi durmaz dedi başkan ben sordum mu? Yok ayrı bir şey. Şu an gelen bir şey yok, dedi. Nasıl gelen giden bir şey olsun Aykut? Bunu sen hep başkanla konuştun ama ben de diyorum ki başkan gelen giden bir şey olması için şu anda Fenerbahçe'nin hocası var. Sadece alternatifler arasında gösteriliyor. Vitor Pereira'yla ancak gitmesi lazım ki sayın başkanınla bir görüşme olsun. Kendisi yapsa kendisi de başkanı onu... ifade eder. Ama şu anda Farol'le bu ligin en dikkat çeken, en gözü hoş gelen futbol oynatan isimlerden bir tanesi. Jimmy Durmaz'ı şu anda neredeyse kahraman. Yani baya baya bir eski günden atlattı. Parlattı. Bize. Parlattı. Şu anda takımı vazgeçilmezler arasında. Yakında Emre Mor'u da görürüz. Yani bir başkan teknik adamından genç futbolcusuna, yıldız futbolcusuna kadar nerede, nasıl alınır, kaç paraya alınır biliyor. en iyisini biliyor. Şimdi tekrar galatasaray lazio maçına da Fenerbahçe bölümünde Mehmet Emin'i biraz yoralım Savaş. Bu bölümde sen yoruldun. Ama Fenerbahçe'de biraz sıkıştıralım demin. yani <laughs> diyorsun ki bize hani Galatasaray'a e, bir puan kafi. Ona göre zaten Galatasaray e, Avrupa'da deneyimli bir takım. Birçok maç oynadı. Fatih Hoca zaten keza öyle. Lazio'da e, deneyimli bir takım. Köklü bir takım. E, kendisi sağ ve seyirci avantajını kullanmak isteyecektir. Bu maçta, bu tip maçlarda az hata yapan kazanır. Az değil hiç hata yapmaman lazım. Bizim ben az hatayı bak az hatayı dedim ya eğer bir tane hata pahalıya sana pahalıya patlıyor. Lazio Hatan, bir hatanı, tane hat hata ne olur biliyor Hatta. musun? Bir sıfır önde olursun 90 artı 2'de bir tane gol yersin. Canın sağ olsun derim. Öyle hata olsun. Ama Hatası... Hata, olacaksa ne olursa olsun biz berabere bitirelim. O hatayı kabul ederim. Biz tabii. Ama ama, ama Galatasaray Lazio maçındaki gibi Lazio'nun hatası gibi bir hata olmaz abi. İşte ben Allah bunu doğrusu. söyledim. Allah burada hatta tabii ki burada hatayı hiçbir şekilde kabul etmeyen bir maça çıkıyorsun. Hata tabii ki olur. 80. dakikada berabersin. Senin Lazio'ya düşürdüğün hatayı sana aynısını yapabilir. Bak başta da buna vurgu yaptım. O zaman ne olur? Maç 1-0 biter. İlk maçtaki aldığın birinci maç ve sonuncu maçın bu kadar birbirinden bağlantılı olacağı hiç aklıma gelmezdi bu grup maçlarına başladığı zaman. Son maçta bir golün bile çok önemli olduğu bir ortamda olabileceği aklımın ucundan geçmezdi kurallar çekildiği zaman geçer miydi, mi Sen Beşiktaş Galatasaray kuralları çekildiği zaman son maç Lazio'nun galibiyetiyle bir gol avarajla o gruptan çıkacak deselerdi Tabii. böyle bir şey mümkün değillerdi ben evet. Zaten yani. yanılmıyorsan Lazio'nun tek mağlubiyeti bize karşı. Tek mağlubiyeti ve o hataya vurgu yapıyorum bak. O hatayla baskı, pres, kontrollü futbol rakibi hataya teşvik etti.